Arkadaşlar merhabalar. Türk Edebiyat Tarihi ile beraberiz. Edebiyat tarihini dönemlere ayıracağız ve içerisindeki özelliklerini beraber incelemeye çalışacağız. Evet, Türk Edebiyatı'nın devreleri. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sınıflandırmayı Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün tasnifine göre yapılmaktadır. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı A. Sözlü dönem, B. Yazılı dönem. İslami dönem Türk Edebiyatı'nı A. İlk İslami Türk Edebiyatı eserleri, B. Divan Edebiyatı ve C. Halk Edebiyatı olarak 3'e ayırıyoruz. Batı kültür etkisindeki Türk Edebiyatı Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet olmak üzere 5 dönemde inceliyoruz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı A. Sözlü dönem, destanlar dönemi. Türklerin yazıyı henüz kullanmadıkları dönemde oluşmuş bir edebiyattır. Yazı olmadığı için bu dönemde sadece şiirle ilgili ürünler vardır. Yani sözlü dönem ürünleri. Olağanüstü olayları anlatan destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir. Sözlü edebiyat ürünlerini din törenlerinden doğmuş, din dışı törenlerde gelişmiştir. Şiir söyleyen kişilere ozan, kam, baksı, şaman, oyun gibi adlar verilmiştir. Şairler şiirlerini kopuz adı verilen saz eşliğinde söyler. Dini törenlerde söylenen şiirlere yır adı verilir. Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir. Kafiye olarak genelde yarım kafiye kullanılmıştır. Şiirlerde yalın bir dil, yabancı etkilerden uzak bir yapı vardır. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise dörtlüktür. Şiirler sığır, şölen, yu denilen dini kökenli törenlerde söylenmiştir. Sözlü dönemin başlıca edebiyat ürünleri koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır. Tabiatla iç içe oldukları için sanatçılar benzetmelerde tabiattan yararlanmışlardır. İşlenen konular doğa sevgisi, yaşama sevinci, savaş, kahramanlık, ölüm acıları ve sevgi gibi konulardır. Bu dönemin tüm ürünleri anonim özellik gösterir. Sığır. Sürek avının bereketli olması için ava çıkılmadan önce yapılan törendir. Sığır ve av töreni bir arada kullanılır. Sığır avından sonra düzenlenen ziyafete ise şölen adı verilmektedir. Yu, çok sevilen bir kişinin ölümü üzerine düzenlenen cenaze törenidir.